Peki yani doların o zaman gelmesi gereken yer ne? 50 mi 60 mı ne yani? Ya şimdi bu zor bir hesaplama. Bir Neden de zor? şöyle bir durum var. Peki bu kadar girdisi ithalat olan, yani ithalat girdisi bu kadar çok olan bir ülkede dolar diyelim ki 50-60 hadi bıraktılar. Yine her şey alt üst olacak aslında. İnsanlar çok haksız değil ki. Yine çok pahalı olacak. Olacak, olacak. Bu kaçınılmaz ama bak şunu söylemeye çalışıyorum. Ortada bir yanlış var ya, bir balon oluştu. O balonu da patlatmamak için gayret gösteriyorlar. Şimdi araba ve ev piyasasındakini yavaş yavaş indiriyorlar o balonu. İndiriyorlar kaçınılmaz şekilde. Diğer piyasalardaki ve genel varlık fiyatları üzerindeki balonlaşma yavaş yavaş indikçe diğer davranışlara da etki etmeye başlayacak. Ama şimdi büyümeyi başka türlü bilmeyen, bak sadece enflasyonist büyümeyi öğrenen, öğretilen sistemlerde aniden ondan vazgeçmek diye bir şey olamıyor. Yani birbirini tetikleyen şeyler. Şimdi mesela diyoruz ki banka bilançoları çok karlı falan ya. Abi bakıyorsun enflasyonlar arındırsın zaman mesela Garanti Bankası bilançosu iki şekilde açıkladı bu yıl. Dedi ki bakın bir enflasyondan arındırılmış bilançom zarardayım. Bir de dedi kârdayım bak kârım çok artmış. Devlet de diyor ki bankalara sen enflasyondan arındıramazsın bana vergi vereceksin. Yüksek enflasyon falan anlamam diyor. Şunun için anlatıyorum bunu. O buradan vazgeçilemiyor. Enflasyon büyüme motoru gibi çalışıyor. Yani yalancı, hormonlu bir büyüme motoru gibi çalışıyor. Dolayısıyla halka veya geniş kitlere bak daha fazla para kazanıyorsun. Bak ülke büyüyor, ekonomi büyüyor diye anlatıyorsun ama aslında enflasyonist bir büyüme. Yani aslında enflasyon sadece var. Fiyatlar arttıkça sen büyüdüğünü, mesela daha fazla ciro yaptıkça da daha az ürün satarak, bak ürün adedin, mesela tonaj da daha düşük. Mesela daha az ev yapılıyor ama daha fazla fiyattan satılıyor falan. Yani bunları birleştirdiğin zaman cirolar artıyor, adetler azalıyor çünkü alım gücü düşüyor. Dolayısıyla ben çok sattım, cirom arttı diyorsun. Ya kardeşim adede vurduğun zaman artmamışsın. Yani bütün bunlar maalesef yanlış bir döngünün içinden çıkmamız için o yanlışı mecburen bir devalüasyonla, orada sorduğun soruya dönemek gerekirse Ay kaçlık tamam kur. ama biz bu devalüasyonu yaşadık zaten 2021 sonu ya da işte o zamanlar. Hani Kalmadı ki Bahar. Tutsaydı orada bak. Orada ne hata yapıldı? Kuru götürdü ve geri düşürdü ya. Neydi o evet. yapılan algı? Kur karsaydı bak 18'e gidip 18'e kadar deval yaptık. Artık kur 18'di deseydi sorun yoktu. Ben neyi eleştirdim? 18'den 10'a düşürdün ya. O da KKM diye bir ürünü pazarlayabilmek için. Bakın dolara yatırım yaptınız. Dolar aşağıda düşebilir. Bakın kur korumalı mevduata yatırırsanız düşse de çıksa da kazanırsınız kardeşim. Deyip o ürünü satabilmek için yapılmış operasyondu o. Ben de diyorum ki kardeşim doları devalü 18 lira yaptınız ya tutsaydınız orada 18 lirada her şey 18'e göre fiyatlanacaktı. Sorun kalmayacaktı. Yani kalmayacak derken ona göre hayatımız devam edecekti. Her şey 18'e göre bir kere zam yiyecekti. Sonra duracak. Biz ne yaptık? 18'den 10'a düştük ya. 11, 12, 13 hatırlıyorsan aylarca 13, 14, 15 ya yıl sonunu buldu tekrar 18'e gelmesi. Yani ne oldu? O yapılan bütün iş aslında çöpe gitti. Ve o arada vatandaşa yaratılan, ya ben şimdi o günü hiç unutmuyorum. Ya dolar 18'den 11'e düşmüş. Pazara diyorum ki abi geçen hafta 18'e çıktı diye zam yaptınız diyorum pazardaki insanlara. O diyor ki evet diyor yaptık. Diyorum 11'e düştü şimdi fiyat kırmanız lazım. Yok abi diyor biz yine zam yaptık. Niye? Çünkü 20 olacak diyor. Ya bir sefer algıyı bozdun ya. Onlar zam yapmaya devam etti bari. Sonra 12'den 13'e çıkıyor tekrar zam yapıyor. 13'den 14'e tekrar zam yapıyor. Şimdi yani sadece pazarcı için söylemiyorum. Sistemde herkes yaptı. Ve o arada tuhaf tuhaf balonlarla insanlar tuhaf tuhaf fazladan gelirler elde etti ama o onun geliri, o onun maliyeti filan derken kimin ne kadar kazandığı, yani sistemi bozulduğu için sistemin içine çomağı soktular ve saçma sapan bir şeyi, davranışları bozup sistemin davranışsal şeyini değiştirdiler. Ondan beri herkes her gün zam yapmayı kendine görev biliyor. Yani ben şimdi gittiğim spor kulübe her ay zam yapıyorum. Ben diyorum ki neyiniz, hangi maliyetiniz? Tamam elektriğe her gün zam gelirse sen ona abi her ay niye zam yapıyorsunuz diyorum. Neden yapıyorsunuz? Yani her şeyin her ay zam gelirse doğalgazınıza, elektriğinize tamam siz de o kadar yapın. Otomatik olarak her ay zam yapıyorlar. Ya bu normal değil yani. Bunu demeye çalışıyorum. Evde Dolayısıyla burada spor yap Devrim. Ben evde yapıyorum. evet, tamam. Zaten pandemi alışkanlıklarına düş. İnsanlar yavaş yavaş buna dönmek zorunda kalacak. Korkarım ki. Ama yani bütün bu olgular o davranışları düzeltmen için daha aşağı bir yerden buluşmamız lazım. Ve o bütün bu
sistemin yanlış modeli yüzdürmek için Bahar bak, 250 milyar dolar sattılar. Bir arkadaş demiş ki özür dilerim lafını ne olur unutma, oradan da devam edebilirsin de sadece şunu söylemek istiyorum. 18-11 olayı kamu bankalarının zararını kapattılar, haberiniz yok, 18'den sattı 11'den aldı diyor. Ya şimdi o öyle ya, öyle o kadar işlemler olmadı onu söyleyeyim. Ama ya orada bir gecede o oldu bu oldu değil de çok fazla şey oldu o arada. O zaman da anlatmıştık defalarca detayıyla. Ama önemli olan bölümü şu. Orada büyük bir operasyon yapıldı. O operasyon bir yıl şey kazandırdı. Zaman kazandırdı. Ve bize orada KKM diye bir ürünü insanların dövizlerini çevirtip onları da ithalatı finanse ederek içeride hormonlu bir büyümeyi ile bir yılımız geçirtti. O bir yılda önemliydi çünkü 2023 Mayıs'ta seçim vardı. 2022'yi o modelle geçtiler. O arada dövizleri yaktılar. Satılan önceki Merkez Bankası Başkanı zamanında satılan döviz miktarı 200 milyar doların üzerinde var. Yani öyle böyle bir şey değil yani. Dolayısıyla anormal bir döviz satıldı ve KKM'ye çevirdi. Şimdi o KKM'leri tekrar dövize dönmeden TL'ye çevirerek tutmaya çalıştığımız bir deneme içerisindeyiz. Ben de diyorum ki bu deneme bir noktaya kadar gider. Siz böyle faizleri arttır onu orada tutmaya çalışarak. Ya bak bir ay faiz arttırmasın. Anormal bir döviz talebi gelecek yani. Biliyorlar onun için her ay arttırıyorlar. 2,5 yetmez 5 arttırıyorlar. Ya bu böyle bir saçma bir şey olabilir mi yani? En sonunda tıkanacaklar. Şimdi ne yapacaklar? Ocak, Şubat, Mart'ta da dışarıdan bir finansmanlar bulduk diyecekler. Körfez'den şuradan 300-500 aldık. Buradan 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar. Ya o Mart sonundaki yerel seçimi göstermeye çalışıyorlar. Ve Nisan 2020 bak başarılı olurlarsa yani oraya kadar gerçekten sorunsuz giderlerse inan Nisan 2024'te ve Mayıs aylarında falan acayip şeyler göreceğiz. Acayip hareketler göreceğiz. Ne yani. Gibi? Bu arada döviz bir arkadaş acayip demiş ki, patlayacak bir yani. Onu unutma. KKM olmasaydı dolar bugün özür dilerim zaten 28'di. Hem de en kötü ihtimalle 28'di. Şu an kur serbest bırakılsa 24 bile olabilirdi ama en azından sabit değerinde olurdu. Birileri kazandı, KKM faizini halk ödedi demiş. Ya şimdi diyorum ya serbest bırakmaktan ben öte bırakacağım. Orada şeyi unutma. Söyle. Hani bu buna katılıyor musun öncelikle? Biraz bu şeyden gelen sorulara izleyiciden daha kısa gidip tabii. Şey yaparsak. Olur. Tabii. Sonra Nisan ya varsayımsal büyük patlayacak dedin ya o ne? Tamam. Varsayımsal şeylere bu soruya çok kısa bir yanıt vereyim. Yani olsaydı şu şey sağ biraz şey varsayımsal şeyleri bilemeyiz. Kimse bilemez tam olarak. Ama tabii ki kurun serbest bırakılması en idealidir ama ben Türkiye'de hiçbir zaman kurun tam olarak serbest bırakıldığını düşünmediğim için her zaman devallerde de serbest değildir. Bastırıldığında da serbest değildir. Yani yükselirken de serbest falan değil onu da söyleyeyim. Onun için o serbest bırakılsaydı şeyine kusura bakmasın izleyicimiz ama tam katılamıyorum. Mayıs, Nisan, Mayıs senaryomda maalesef eğer başarıya ulaşabilirse ekonomi yönetimi oraya kadar anormal bir gecede KKM'leri çevirtip kalan KKM ne kaldıysa onları TL'ye çevirtip o anki kurdan daha sonra da sert bir deval yapıp oradan da daha da yüksek bir faizden de yurt dışından döviz geliş bak yüksek bir deval yapacaklar diyorum ya sonra o çıktığı yerde ben dövizimi satarım bağır. Çünkü oradan para sokacaklar ülkeye. Yani ancak öyle olur. Yüksek bir kura çıkarlar yurt dışından kaç bir finansman gelir. Kaç o? Onu biraz o zaman göreceğiz. Şu anda onun tahminini yapmak kolay değil ama 35 falan değil onu söyleyeyim yani. Sadece 35 de olmaz. Yani hiçbir şey olmazsa 35 ile gireriz zaten seçime yani. Hiçbir şey olmaz. Okey. Yani Mart sonunda 35-36 lira olur her şey normal olursa. Yani her şey sakin gider. Peki. Nisan Mayıs'ta da 50'yi görürsün mesela. Bu Nisan Mayıs'ta. Tabii yani kaçınılmaz. Mecbur ne istedim yani. Bir anda çıkacak peki? Ya ha para gelmesi için diyorsun. Ya para bulamazlarsa hiç çıkmaz bak bu arada. Çıkmaz derken. Bu tempoda devam ederiz. Yani böyle her ay enflasyon kadar para bulana kadar. Bulacaklarını varsayıyorum ben. Yani bir miktar sözlerin alındığını varsayıyorum. Bazı hamleler karşılığı. KKM'yi temizle gel bana demişlerdir mesela. Mesela IMF demiştir ki KKM'yi temizle gel önüme sana 150 milyar dolar. Onun içinde bana 60 lira 70 lira kur ver. Sokayım parayı. Sonra da %70 faiz ver. Oraya çevirteyim. Yatsın para
Sen de 3 yıl, 5 yıl neyse bana faizli dolar ödersin. Anlatabiliyor muyum? Yani sistem böyle döner. Yani örnek veriyorum. En basit halkın anlayabileceği şeyi de anlatmaya çalışıyorum. İnsanlar da yazmış 50'ye niye şaşırdınız ki diye. Ne bileyim ben hala kaybetmedim şaşırma şeyimi, reflekslerimi herhalde. Süper. Yani normal değil, kafamda zaman atlaması yaşamıyorumken doların 1 lira, 2 lira, 3 lira olduğu zamanı biliyorum. Tabii ki de şaşıracağım. Yani